Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok nefis bir pasta tarifi vermek istiyorum. Gerin pastası. İnanılmaz kolay ve inanılmaz lezzetli bir pasta. Yani sizler de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ilk önce kekimizi yapmakla başlayacağız. Bunun için gerekli malzemeler 4 adet yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Ben kendi yaptığım vanilyadan 1 tatlı kaşığı kullanacağım. Fırınımı da 180 dereceye ısıttım. Şimdi kekimi yapmakla başlayacağım. Her zamanki gibi ilk önce yumurta ve şekeri mikserle köpürene kadar çırpacağım. Bir tatlı kaşığı olan vanilyamı da ekliyorum. Siz bir paket hazır vanilya da kullanabilirsiniz. Şimdi bunları mikserle köpürene kadar çırpacağım. Yumurta ve şekerimiz böyle krema kıvamına gelesiye çırpıyoruz. Şimdi eleyerek 1,5 bardak unumu ekliyorum. Ve 1 paket kabartma tozum var. Onu da ekliyorum unun üzerine. Eleyerek ekliyorum karışımımı. Ve maksat sadece böyle birbiriyle karışasıya, o homojen bir kıvam alasıya çırpıyorum. Yani çok fazla değil. Kek harcım hazır artık. Ben şöyle geniş bir borcam kullanacağım. Sıvı yağla yağladım borcamımı. Şimdi kek harcımı döküyorum. Ve spatulayla güzelce her yerine yayıyorum. Kek harcım hazır. Şimdi 180 derece ısıttığım fırına veriyorum. Yaklaşık 20 dakikada falan pişecektir. Çünkü gördüğünüz gibi kekim ince bir tabaka oldu. Ama siz daha küçük bir borcamda veya bir tepside pişirecekseniz pişirme süresi biraz uzayabilir. Şimdi sırada muhallebimizi yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, ben yine kendi yaptığım vanilyadan 1 tatlı kaşığı kullanacağım. 1 adet yumurta sarısı ve muhallebimiz pişip soğuduktan sonra 1 paket soğuk sıvı krema ekleyeceğiz. Ama siz krema kullanmak istemezseniz toz krem şanti de kullanabilirsiniz. Sadece o zaman toz şeker miktarını biraz azaltabilirsiniz. Çünkü krem şantide de şeker olduğu için şeker oranı fazla olabilir. Ben bugün krema kullanacağım. Şimdi yapımına geçebiliriz. Şimdi tüm malzemelerimi tencereme alıyorum. İlk başta toz ürünlerimi koydum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi sütümü ilave ediyorum üzerine. Ve yumurta sarı. Şimdi bunları karıştırarak kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın, yoksa dibi tutar hem topaklanır. Kaynayıncaya kadar kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Böyle baloncuklar patlayasıya kadar pişirin. Baloncuklar çıkmaya başladığı an muhallebiniz pişmiş demektir. Artık ocağı kapatıp bir kenara alıp soğumaya alıyoruz. Ama ara sıra karıştırın ki üzeri kabuk bağlamasın. Muhallebim oldu. Artık kenara alıyorum ve dediğim gibi ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Kekim 20 dakikadır fırındaydı. Pişmiş mi diye bakıyorum. Bıçağım temiz çıktı. Kekim pişmiş. Şimdi soğumaya alıyorum kekimi. Kekim soğudu. Şimdi böyle bir kürdanla delikler atıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra yarım litre soğuk sütüme yarım çay bardağı şeker ilave ediyorum. Sütüm soğuk, ılıtmaya gerek yok.
karıştırarak içerisinde şekerin erimesini sağlıyorum. Soğuk sütümü soğuk kekin üzerine döküyorum. Şimdi kekim sütünü çekesiye kadar bir kenara alıyorum ve muhallebimle ilgileniyorum artık. Muhallebim soğudu. Ara sıra karıştırdım. Üzeri kabuk bağlamadı gördüğünüz gibi. Şimdi ilk olarak biraz bir mikserimle çırpıyorum. Ve şimdi bir paket olan soğuk kremamı ilave ediyorum. Dediğim gibi siz istemezseniz bu esnada toz krem şanti ekleyebilirsiniz. Ve şimdi çırpıyorum pürüzsüz bir kıvam alasıya kadar. Muhallebim hazır. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvamı oldu. Kekim de sütünü çok güzel bir şekilde çekti gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine dikkatli bir şekilde muhallebimi döküyorum. Düzgün bir şekilde her yerine eşit dağıtıyorum muhallebimi. Ve üzerine bolca Hindistan cevizi döküyorum. Tatlımın bitmiş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok kolay bir pasta. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Mümkünse bir gece önceden yapın. Ama eğer zamanınız kısıtlıysa en az 2 saat, 3-4 saat kadar buzdolabında bekletmeniz yeterli. Daha sonra dilimleyip dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben bunu bugün bir arkadaşıma götürmek için yaptım. O yüzden maalesef dilimleyip size içerisini gösteremeyeceğim bugün. Ama kekinin dokusu böyle sünger gibi, yani inanılmaz hafif ve çok lezzetli bir pasta. Mutlaka deneyin ve bana hak vereceksiniz. Yani yorumlarınızı özellikle bekliyorum bu pastayı yaptıktan sonra. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.